İsrail'in amacı bölgede kendisine tehdit gördüğü tüm unsurları ortadan kaldırmak ve kendisi için güvenli, tırnak içerisinde güvenli bir alan yaratmak. Bunda başarılı olabilir mi? Hiçbir surette başarılı olamaz. Lübnan örneğinden gidelim Göksu Hanım. Zaten hani Gazze'de bir başarı elde etti mi? Hayır. Ama Lübnan'a gelelim. Bakın. 1982 senesi. Ortada daha Hizbullah yok. O zaman Filistin Kurtuluş Örgütü var. 82'de İsrail diyor ki Filistin Kurtuluş Örgütü bana kuzeyden saldırıyor. Ben Lübnan'ı işgal edeceğim. Ve Lübnan'a giriyor. Hizbullah daha sonra kuruluyor. Yani bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü de Lübnan'dan Tunus'a gidiyor. Şimdi bir örgüt biter, başkası başlar. Başkası ortaya çıkar. Yani İsrail böyle bir yaklaşım sergilediği müddetçe bugün Hamas var, Hizbullah var. Yarın başka örgütler çıkar. Daha fazlaları çıkar. İsrail kendi topraklarında barış içerisinde bölge ülkeleriyle ve bağımsız bir Filistin devletiyle yaşama iradesini ortaya koymadığı müddetçe bu kısır döngü devam edecektir. Bugün Lübnan gerilimi, Hizbullah geriliminden bahsedeceğiz. Bundan 10 yıl sonra bambaşka bir durumdan bahsedeceğiz. Yani şimdi İsrail-Lübnan gerilimi dediğim gibi 80'li yılların başından itibaren ortada. Çözülebildi mi? Çözülmedi. Çözülmedi. Bugün işte ateşkes denildi efendim. Lübnan olumlu karşıladı. İsrail işte az evvel siz haberlerde söylediğiniz son dakika gelişmesi olarak 75 noktaya saldırıda bulundu. Hadi diyelim ki ateşkes uygulandı. Hiç ümitli değilim bu konuda da. Bu problemi çözecek mi? Çözmeyecek. 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanabilirliği bu noktada mümkün gözüküyor mu? Bence mümkün gözükmüyor. İsrail 60 bin kadar yerlerinden edilmiş kuzeydeki vatandaşlarını yerine tekrardan yerleştiremediği müddetçe bu işi bitirecek mi? Bitirmeyecek. Şimdi Golan Tepeleri meselesi var. Golan Tepeleri'ndeki fiili durumdan da İsrail memnun değil. Lübnan, Suriye. Bakın dün Tel Aviv'e gerçekleştirilen saldırıyı Irak İslam Direnişi üstlendi. Irak'taki Şii unsurları da kendisine tehdit görüyor. İran rejiminin de kendisine, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin de kendisine tehdit görüyor. O yüzden de şöyle bir düşünceye sahipler. Ben bu bölgedeki bütün tehditleri bir şekilde bertaraf edebilirim. Etmeliyim daha doğrusu. Yapabilir mi? Dediğim gibi yapamaz. O yüzden biz, bakın bu savaşların sonu gelmeyecektir. Cümlemin başında, konuşmamın başında söylediğim parametreler oluşmadığı müddetçe. Bugün bundan bahsedeceğiz. 5 yıl sonra çok başka bir durumdan bahsedeceğiz. Ha, ancak nasıl olur bakın Göksu Hanım ki hiçbirimizin temennisi bu değildir. Sizinle de son aylarda hep bunu konuşuyoruz. Bölgesel nitelikte bir savaş çıkacak. Tüm dengeler değişecek. Kartlar yeniden karılacak. Ona göre bir düzen oturtulacak. O Bu düzenin de tabii mümkün mü? Yoksa sürdürülebilirliği. ateşkes gelecek mi? Şimdi Amerika Birleşik Gündem Haber Kuşağı'na başlarken bunu da hatırlatarak ve aktararak aslında seyircilerimize başladık. Amerika Birleşik Devletleri'nden de ısrarla bir ateşkes çağrısı geliyor. İşte Lübnan'da ateşkes olmalı, bir Gazze daha yaratılmasın vurgusu yapıyor. Aslında herkes her şeyin farkında ama ateşkes de vurgusu altını çizerek söylüyorlar. Bu mümkün mü? Ben mümkün görmüyorum. Benim değerlendirmem şu yönde. Bakın Amerikan seçimlerine 40 küsur gün kaldı yanılmıyorsam. Netanyahu bu süreçte durmayacak. Belki duruyormuş gibi yapabilir. Nasıl Gazze'deki o müzakere turlarına katılıp sanki olumlu yaklaşan taraf kendisiymiş gibi davranıp zaman kazandı, zaman kazanacak. Çünkü Netanyahu'nun tek ümidi bu seçimlerde Trump'ın kazanması ve ondan sonra koşulsuz bir şekilde yani çok daha şimdi Biden-Harris yönetimi de koşulsuz destek veriyoruz diyor ama yani yine onlar kendilerince bir çerçeve içerisinde hareket ediyorlar. Trump'ın ne yapacağını hiç bilmiyoruz. Bir günde savaşı bitireceğim diyor. Nasıl bitirecek? Yani Trump'ın iktidara gelmesi Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber tamamen istediği şekilde
bölgenin kendisinde bunu söyledi Netanyahu. Biz bunu söylemiyoruz. Kendi açıklamaları bu yönde. Bölgenin haritasını baştan çizmesi. Yani böyle bir emeli var. Ve durdurulamıyor bakın Göksu Hanım. Şimdi evet iyi niyette bir 21 günlük ateşkes çağrısında bulunuldu. Fevkalade tabii ki eski bir diplomat olarak, barış yanlısı hepimiz insanlar olarak bu çabaları takdir ediyoruz. Olması gereken de budur. Ama ben bunun uygulanabilirliğini ciddi anlamda sorguluyorum. Yani belki denilir ki tamam işte ateşkes uygulanıyor. Muhakkak Gazze'de de bu oldu çünkü hatırlayalım. Hı hı. Bir şey olacak. İsrail diyecek ki bak karşı taraf ihlal etti. Dolayısıyla kusuruma bakmayın ben operasyonuma devam ediyorum. Yani kaç tane Tugay İsrail ordusundan kuzeye sevk edildi? Yani orada çok ciddi bir hazırlık var. Ha bu karşı tarafı caydırmak, karşı tarafa bir gözdağı vermek için olabilir. Bu sabahki saldırı da yani ateşkes öncesi son bir darbe indirme girişimi olabilir. Ama ben yine de bu ateşkesin bugün kabul edilse, uygulamaya girse bile sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüphelere sahibim. Peki iki devletli politikayı destekler mi dünya? Zorunda, mecbur, bakın mecbur. Yani neden mecbur? Çünkü başka türlü bölgeye barış gelmeyecek. Dediğim gibi Hamas bir direniş örgütü tepki olarak ortaya çıktı. Hizbullah bir direniş örgütü. İsrail'in bölgedeki yayılımcı ve kışkırtıcı politikalarına tepki olarak çıktı. Şimdi bugün bu örgütler var. Bunlar biter gider yok olur başka bir şey olur isim değiştirir çok daha fazlaları çıkar. Bakın bu kadar katliamın yapıldığı bir noktada o Filistinlilerin ya Gazze'deki Batı Şeria'daki Batı Şeria'yı da unutmayalım. Bir yanda diyelim ki ateşkes oldu ve barış ilan edildi. Normal hayatlarına dönebileceğini biz düşünüyor muyuz Göksu Hanım? Nesiller boyu taşınacak çok büyük bir travma oluştu. Şimdi eğer iki devletli çözüm konusunda çok ciddi bir irade ortaya konmazsa ve Filistin devleti işte 67 sınırları içerisindeki Batı Şeria'da bunun yapılması çok kolay olmayacak. Çünkü yasa dışı Yahudi yerleşimleri özellikle 7 Ekim'den sonra tarihi bir genişleme bakın söz konusu oldu. Ama bu olmadan da olmayacak. Bunu biz görüyoruz. Onlarca yıldır görüyoruz. Kaç savaş, iki intifada 56 Süveyş krizi, 67 savaşı, 73 savaşı yani onun haricinde bir sürü başka çatışmalar bunlar hep yaşanıyor. Bugün diyelim ateşkes oldu, tırnak içerisinde sular duruldu. 2 yıl sonra yine bir şekilde bir çatışma olacak. Peki Sayın Gezer şimdi bir kara harekatı düzenler mi İsrail-Lübnan'a sorusu gündemde. Bu konuyla ilgili İsrail Genelkurmay Başkanı Halev'e Lübnan'a kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını belirtti. Aslında günlerdir de endişeyle konuşuyoruz bu soruyu. Çünkü bu ihtimal artık sanki biraz daha güçleniyor ya da İsrail bunu güçlendirmek için, altını doldurmak için çeşitli açıklamalar yapıyor. Kara saldırısı yapabilir mi? Gazze'ye de girdi ama devamı da çok böyle geldi diyemeyiz. Hatta bu konuda bazı iddialar da var İsrail'in çok asker kaybettiğine yönelik. Girer mi? Girer. Yapabilir mi? Yapar. Dediğim gibi yanılmıyorsam yani iki rezerv tugayını bir tane de aktif tugayını zaten bölgeye sevk etti ki Kuzey Komutanlığı'nda zaten belirli bir askeri unsur zaten bölgede savaşın başından bu yana yaptı. Yapabilir mi? Yapar. Başarı elde eder mi? İşte esas soru o. Yani durumu daha da kötüleşmesini mi sağlar? Yoksa işte 1701 sayılı kararın uygulanması için bir ortam oluşur mu? Şimdi bunların hepsi çok büyük soru işareti. Ben bir kara operasyonu düzenlese bile ki bunun ciddi bir ihtimal olduğunu bu ateşkes çağrılarına rağmen olduğunu düşünüyorum. Bir başarı elde etmesi söz konusu değil. Çünkü bakın aynen sizin söylediğiniz gibi Göksu Hanım çok doğru bir şey söylediniz. Gazze'ye de girdi ki Hamas'ın kabiliyetleriyle askeri açıdan Hizbullah'ın kabiliyetleri bir değil. Başarı elde edebilir mi? Edebileceğini düşünmüyorum. Çok daha kötü bir senaryo ortaya çıkabilir. Şimdi bunun hesabını yapması lazım. Ama zaten hesap kitapla hareket eden bir Netanyahu yok karşımızda. Her askeri operasyonun bir
amacı olmalıdır, öyle değil mi? Durup dururken bir asker sonunu düşünmeden, diplomaside de bu böyledir. Sonunu düşünmeden, son hamleyi düşünmeden ilk hamlenizi yapmazsınız. Şimdi biz öyle bir İsrail var ki karşımızda, daha doğrusu Netanyahu hükümeti. Sonraki adımları iyi tahlil etmeden sürekli bir takım adımlar atıyor. Ve Gazze'de de gördüğümüz gibi aradan neredeyse bakın bir yıl geçti. Başarı var mı? Yok. Bunu Hizbullah'a karşı yapabilir mi? Ki dün bakın İran Dışişleri Bakanı Irakçı bir açıklama yaptı ve dedi ki ne olursa olsun biz her türlü Hizbullah'ı destekleyeceğiz. Neden? Çünkü Hamas mı daha kıymetli İran açısından, Hizbullah mı daha kıymetli? Hizbullah İran açısından çok daha büyük öneme sahip. İran'ın kayıtsız artık kalabileceğini bu noktada ben düşünmüyorum.